herkes çok iyidir. Çok şükür bizler iyiyiz. Şimdi ben nereye gidiyorum? Babam dağda mahtara kesiyor arkadaşlar. Orman işi. Gidince sizlere de göstereceğim. Allah, bir sıcak var. Bugün misafirlerimiz var. Köyde yol çalışmaları var. Onun haricinde ayrıyetten bizim buralarda hangi yabani hayvanlar var, onlarla ilgili bir çekim yapacağız. Bakalım misafirimiz kim? Çoğunuz belki tanırsınız. Onların da YouTube kanalı var. Aşağıya da bırakırım ben sizler için hem arkadaşlar. Onlar yolda drone görüntüleri alıyorlarmış. Az önce haberleştik. Yolda karşılaşırsak eğer hem orada başlarız. Babam da dağda tekerleği patlamış arkadaşlar. Tekerleği patlayınca bizi çağırdı. Tekerleğin şemyel vardı aslında bir tane de. O da yarıkmış arkadaşlar. O yüzden tekerleği söküp kamyona atıp dört duvana yaptırmaya gidecek babam. Mantıken o daha iyiydi. Onun yanına gidiyoruz. Bugün yoğun bir sıkışık bir gündeyiz. Bakalım neler bizi bekliyor. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Geç geç. Ya git sen git, bir şey yok. Kanki orada. Görmüyor musun yolu? Hiçbir şey yok, ne var orada? Vay anasına ya. Düz yol neyimize yetmiyor bizim? Hayır yani, yasak bela mı düz yoldan gitmek? Altını değdireceğim bana. Ters şuradan çık. Çektiğin yere dikkat et bak. Hazan burası iyi değil. Şura. Geç. Burada bir şey yok, geç geç. Bayağı güzel. Vallahi. Babam görse bizi. Özel yoldan git işte. Göster arkadaşlar. Geçtiğimiz yolları bir göstersin şu an sen ya. Çayırdan el ettirdi bana. Düz yol harika. Allah Allah. Şimdi buralar şey, Kartal Kaya'nın altındaki yaylalar. İşte gidince sizlere de göstereceğim. Bu arada bizim misafirler diğer yoldan geliyormuş kankiler. Bizim köye 2-3 tane yol giriyor ya. Benim attığım konum hep Kartal Kaya yolundan getiriyor normalde. Ama şey, diğer taraftan gelmişler onlar. Demek ki orayı gösterdik onu. Oradan geliyorlarmış. Daha gelediniz dedi. Nereye? Başka. Yaylalarda, buranın yaylalarında elektrik, su, cami, her şey var. Yani çok aslında yayla gibi değil, köy gibi. O yüzden bayağı uzun süre kalıyorlar. Kaç ay kaldıklarını bilmiyorum ama bence ortalama 1-3 ay, 4 ay kalıyorlar diye biliyorum. Buradaki yaylalarda. Buralarda çok fazla manda olur. Bunları da söyleyeyim size. Bura manda yaylaları. Bir dakika. Yakala. Bizim işimiz bu kadar efendim. Sağ olasın abi. Hasan köpeğini al gel. Çakır gel. Çakır gel oğlum. Al gel Çakır. Gel.
Tamam. Çakır! Çakır gel! Gel arabanın arkasına görüyorum. Köpekler dalana. Çakır gel gitme, arabanın arkasına görüyorum. Gel ha? Çakır gel 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 gel. Gel. Gel Çakır. Tekereme bas abi. Gani. Hani Gani? Yazı yazarsın Gani'ye bak. Şöyle bir yazı yaz, şöyle açarsın. Ne yazacağız? Nurgül yaz. Atasın. Kim, ben mi? Yaban ördüğü, Amerikan ördüğü. Her şey böyle. Çok çıkarmış gibi söylüyor. Bayağı da bir şey. Çok özeniyor, ben bunları da çıkardım yani. Kankalar şimdi köye geldik. Bizim misafirler gelmiş. Onlarla ninem ilgileniyor. Ben de Doğanay ve isim neydi? Çok Şevket. Pardon. Şevket'le beraber kapanları kurmaya gidiyoruz. Doğanay'ın videosunu da zaten herhalde aşağıya falan bırakırım ben. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi daha çok o video çekecek. Ben vlog halinde olduğu için ara ara sizlerle paylaşacağım. Bakalım neler varmış bizim buralarda, hangi hayvanlar var. Zaten ayı, domuz her zaman görünen şeyler ama yine de bakalım, belki farklı hayvanlar çıkabilir. Şöyle dönelim. Sağdan mı? Aynen, sağdan gidelim. Şimdi biz gölleri diye düşündük. Babam da göl diye karar verdik ama çalınma ihtimali çok yüksek olur. O yüzden biz bunu riske atmayalım dedik. Başka yerlere kuralım dedik. Şöyle dümdüz gidelim. Aşağıda bir gölet var. Oraya da bakıp ondan sonra yukarı çıkalım. Göletlere mutlaka gelir hayvan ama geliyor zaten ya. Göletlere geldiği yerde bu orman patikaları. Evet. O patikaları bulup kapanımızı kurabiliriz. İşte burada bir mantara var. Onun hani şeyine belki çok gelmeyebilir ama hayvan çok burada da. Mesela şu küçük su birikintisine bile domuz gelir. Gelir. Şimdi ormana geldik biz. Birkaç tane ağaca baktık. Ay sen mi çekiyorsun? Benim sesim de çıkar mı? Yok kapalı. Tamam. Şu ağaçta böyle tüyler gördük. Doğanay dedi ki ayı. Ben de dedim ki bizim mandalar geçiyor burada. Mandaların tüyleri de olabilir. Belli oluyor mu? Tabii benim kamerada belli olmuyor ama şurada. Şöyle tüyler var. Fotokabanları buraya kuracağız. İki tane mi kuruyorduk? İki tane kuracağız. Birini ağacı görecek şekilde, birini tamam. Patikayı görecek şekilde kuracağız. Kuralım bakalım ne çıkacak. Şimdi kafamda kuruyorum açılarını da. Ona göre yerleştireceğiz. Tamam. Şu iyi bir tane. Orada öyle hani zincirle falan bağlamayacağız. Bantla yapacağız. He, yapalım. Allah'a emanet. İnşallah şey olmaz ya. Yoldan gözükmese. Kimsenin ya, ya buradan zaten kimsenin dikkatini çekmez ya. Zaten. Evet. Bu fotokapanlar ses de alıyormuş arkadaşlar. Ses de alıyor, evet. Evet. Almayanlar var mı ki ya? Almayanlar yok. Hadi ya. Rezil olduk adam. Şimdi bir yıl önce, 1,5 yıl önce bizim yayla yoluna böyle fotokapan kurmuşlar ama bayağı büyüktü yani. Dikkatimi çekti, ben baktım. Hatta selam verdim, konuştum, kendimi bile tanıttım. Umarım beni bilmiyordur yani, tanımıyordur. Ya sonra almışlar onu, o da bir iki hafta kaldı ama. Yaylaya gelip giderken görüyordum. Nereydi orada? Köprünün üstüydü. O köprüden de çok ayı geçer. Köprünün üstüydü. İki tane mi kuracağız? Başka yere de kuracağız mı? Kurabiliriz istersen. Üç tane var. Hı, yok ben bilmiyorum da işte sordum. Pilleri ne kadar kalır mesela bu? Bir ay gider. Bir ay. Ben de alacağım bir tane de bunlardan.
Bence almazsın zaten. Ben şeye çok kurmak istiyorum ya. Gece köpekler sabaha kadar bizim havlıyor mesela. Kurt ayı geliyor şey ağılın yanına. Bakalım neler geliyor onu merak ediyorum ben. Mutlaka ayı geliyordur. Yani mutlaka. Bazen leş falan oluyor işte et köpeklere. Onun kokusuna da gelebiliyor. Şu bir tanesini bir ayarlayalım. Aşağı gitmeden. Video moduna bırakıyorum. Ekranına bakayım. Bakalım. Şöyle. Şimdi tam şu şekilde göz hizasında kuracağız. Açısı geniş mi? Nasıl? Açısı çok geniş değil. Yani croplu. Şuradan başlar mesela görüntü almaya. Buradan. Eyaldan falan gözükür ya. O yüzden hani biraz daha uzak olsa iyi olur ama buradan da güzel görüntü alırız. Deneyeceğiz. Hafıza kartı takıyorsun. Tabii değil 32 GB hafıza kartı var. Yetiyor mu 32 ya? Şöyle, haftalarca. Low modunu alıyoruz yani en hassas olmayan mod. Yani en ayı gelirse çeksin diye ayarlıyoruz. Eğer en yüksek modu ayarlarsak çalıyı bile çeker. O zaman biter. Dayanmaz. Biter doğru. Yani hareket olduğunda mı çekiyor? Hareket olduğunda değil mi? Çekiyor. Onun haricinde çekmiyor. Tamam. Şimdi bunlar normal video çekiyor. Bir de sistem var bende. O sistemde ormana stüdyo kuruyorsun. Ya. Normal fotoğraf makinesi var ya. Evet. Onu o şekilde bırakıyorsun buraya. Hareket sensörü var. Bağlıyorsun. Sonra 3 tane flash var. Ağaçlara yerleştiriyorsun. Hmm. Hayvan geldiği zaman flash patlıyor. Hayvanı gece renkli çekiyor. Onu nereye kurdun? Kurdun mu onu? Onu yarışmalar için hani dünya yaban hayat fotoğrafçılığı yarışmaları var. Onlar için. Kızılcahamam taraflarında kurdum. Tutayım mı ben? Olur. Şöyle açısına bakayım ben de bir tutarsam. Tam böyle. Çok hafif. Sağ yapalım. Bir de açmış mıyım bakayım. Bazen bu kadar geliyoruz. Açmadan açmayı bir, unutuyoruz. Aynı şeyi bazen ben de yapıyorum. Bir daha tut. Duruyor da. Açısı kaydı. Yamuldu değil mi biraz? Bir daha bak istersen orada. Şu an tam ağaca bakıyor. Ama kafası havada. Yukarıya bakıyor. Evet. Şu an? Şu an daha iyi. Burada. Bence buraya bakıyor. Sen dur bak. Daha iyi anladım. Tamam iyi. İyi mi? Bir şey yapacağım. Hafıza çok dolu. Şimdi arkadaşlar ikinciyi de buraya kurduk. Ters açıya kurduk. O bu tarafa bakıyor, bu o tarafa bakıyor. Bakalım neler çıkacak. Merakla bekleyeceğiz, göreceğiz. Ne yapalım şimdi? Bu kadar mı? Kapanları kurduk. Kapanları kurduk. Tamam. İstersen üçüncüyü de kurabiliriz, fark etmez. Ya şu tarafta bir yer var, orada da çok çıkar da o aklıma geldi. Şöyle yapabiliriz istersen. Bu ikisiyle bakalım. Tamam. Çıkmazsa zaten kontrole geleceğiz. Evet. Geldikten sonra görüntü alamamışsak tamam. Çalışma alanını değiştirebiliriz. Tamam, olur. Öyle yapalım. Şimdi biraz detay görüntü alalım drone'la. Tamam. Arabaları çekelim. İlerlerken çekelim. Tamam. Güzel hadi bir şey çekelim. Yaparız. Ben sorayım sana da ona. Ne zaman başladın mesela bu hayvanları çekmeye veya nereden ilgini çekti? Valla her yerde anlatıyorum. Burada da seve seve anlatırım. Ben çok küçük yaşta avcılıktan merak saldım. Babam avcıydı. Hı hı. Ama o benim avcı olmamı istemedi. Avcı olmamı istemediği için de bana şu örneği verdi. Oğlum dedi, silahta da tetik var. Fotoğraf makinesinde de tetik. Fotoğraf makinesinde de tetik var. Evet. Ama tetiğin biri öldürüyor, biri ölümsüzleştiriyor. Güzel ben sen hangisini istersen sana o yolda destek vereceğim dedi. Ben de ölümsüzleştirmeyi seçtim. Yani fotoğraf makinesi aldı. Derken işte yaban hayatına ilgim oluştu. Zaten işte avcılığı ilgimin çekme sebebi hayvanları seviyor olmamış. Onu da fark ettim. Sonra işte foto kapanları almaya başladım. Bu işte ilgili olan kişilerle birlikte doğaya çıkmaya başladım derken foto kapanlarla, makinelerle doğayı, yaban hayatını gözlemledim. O da ilerledi zaten. Evet. Şimdi zaten bir işi sevmek
onu çok iyi yapmaya doğru gidiyor. Evet, evet. Sevdiğiniz zaman bir işi. Ben de bu işi çok sevdiğim için, hani iş olarak görmüyorum. Yani benim hobim. Yani çok sevdiğim için bir adım daha ilerisini nasıl yapabilirim, nasıl geliştirebilirim diye düşünüyorum. O yüzden gün geçtikçe geliştirmeye devam ediyorum. Güzel ya, videolarını izliyorum. Ben merak ediyorum ama hani çok fazla ilgim var ama vakit yok. Hani vakit. Ben de isterim böyle dağlarda falan gezmeyi. Sen haftada kaç video atıyorsun ya? Yani 3-4 tane video atıyorum hem ben. Hem bu işi yapıyorsun, hem YouTube'a video çekiyorsun. Hem de tebrik ederim. Düzenlemek var vesaire. Düzenlemeyi de sen yapıyorsun. Evet, tek başına olur. Kanalsın ya. Ama senin çekimlerin zor yani. Şimdi benim çekimlerimle senin çekimlerin bayağı ya farklı. Benim, evet, çekimler... Düzenleme çok farklı mesela. Ben vlog halinde çektiğim için evet. Düzenliyorsun hemen. Bir iki saatini alıyor, koyuyorsun. Bende şey sorun var. Yükleme işi. Uzun sürüyordur burada. Buradan mı yüklüyorsun? Evet. Kaç evden yüklüyorum. Yani? En az 12. En az 12. İşte bir saatte yüklüyorum. Ya işte. Ki bir saatte yüklenen video 40 dakikalık bir video. 4K falan. Yani. Benim 2 gün falan sürüyor bazen. Zor yani. Şey alsana ya, Superbox. Var. Var mı? Ona rağmen. Evet, ona rağmen. Zaman burada sıkıntı var, çekmiyor. Çok sıkıntı. Aslında şey var şurada hemen, direk var, operatör direği. Hmm. Ama yok yani, çok fazla çekmiyor. Allah kolaylık versin. Amin. İşte bende de bu çok zorlanıyorum. Onun harici yani zorlandığım zorluğu gibi. Var ama mutlaka var. Evet. O engel değil mesela, çekmeye devam ediyorsun, paylaşmaya devam ediyorsun. Bizim çekim bitti. 2 hafta sonra tekrardan görüşeceğiz bakalım, inşallah. Bakalım. Aynen. Ben her şey için teşekkür ederim. Teşekkür görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizler de. Haydi çıkalım. Evet gençler, gittim. Kedi vallahi afiyet olsun kız sana. Kedi ayranları içmiş. Benimkinin üstünden de içti herhalde. Şimdi ben at binmeden geldim. Babam da buzağıları satmış. Hemen dedim sizlerle bir paylaşayım buzağlarımızı. İşte biz sütten ayırıyoruz. 2 ay falan bakıyoruz. 1 ay, 2 ay. Ondan sonra satıyoruz. Şimdiki biraz bindirmişler. Bakalım. Aa şöyle. Hay maşallah. Boğa benim ben. Geleceğim boğası şey oldu. Arabayı yoğun yedirdim de. Geleceğim boğası. Ambarı boşalttı hadi. Ene de. Yok ambarı boşalttı. Çok kilitledi. Gel be. Merhaba olsun. Kime vereyim malları sen şimdi? Mehmet'in işleme. He? Mehmet'in işleme. Bu memleketin malını alırdı. Tek kadar. Sağ ol kardeşim. Güzel. Paranın hayını gör. Sen de hayır. Şunlara bir bakayım. Etleri de çek. Etleri, kabakları. Hmm, kabaklar da güzelmiş. Erkek onlar da değil mi? Erkek. Şu en baştaki de güzelmiş. Maşallah. Neyi? Baştakine asit mi var? Tamam. Baştaki damızlık boğa olarak iyi olurdu o kadar. Hey! Bıçak. Bıçak olur, burada var vallahi da bıçak. Zinciri çözmeyecek, ipi çek sen boynuma. Bayıra niye çekmediniz ki? Burada zor olur biraz bindirmesi. Bizim 12 tane vardı, hepsini verdin mi? 12'sini de. 12 tanesini verdim. He, tamam. Çek, koçu. Ben arabada durayım. Ben arabada durayım. Aslan yerim ben. Gel. Hayır maşallah. Ceylan, Ceylan, Ceylan. Ceylan işte. Yavaş yavaş. At veririm sana. Ceylan be. Boş durasın. Helik, helik, helik. Kuruyularına nasıl? Araya bağlamayacağım, hep tarafımı bağlayacağım. Ufaklar salıveririz. Helik, helik. Haliç'e, Cengiz abi, kantiyi veriyorsun. Gel. Hadi bakterini sen çek. Helik, helik. Bu kimin buzağısıydı? Mengenli. Hmm. Anne nerede mengenli? Bunlar da hayvan alınmıyor abi. Hadi yavaş. Mengen süper bir numara. Yavaş. Mengene ben yıllarca çalıştım. Senenin kurbanına geliyordu. Gel.
Hadi. Gel. Ayağını ilk defa. Bir salı mısın? Dur. Bu çıkışa çıkmanız lazım. Sen çık yukarı, yukarı çık. Yukarı gel. Ben git, dur. Kafa başı lazım. Arabakta bir şey var mı? Yay var, yay. Yay, yay. Abi gelsin. Ha, şimdi teknoloji öğreneceğiz. Gel. Yeni teknoloji, dur. Bak. Böyle mi? Dedem öğretti bana bunu. Hangi dedem? Rahmetlik dedem. Ben de. Hotoğlu dedem öğretti. Tabii öyle bindirim. Neymiş bakalım, bir de ben Necep öğreneyim. Necep babam öğretti. Attan bağla sen diye bir kere. Gerek yok abi. Asıl koyamay. Asılın. Hadi. Asılın koyamay. Çek. Çek koyama. Çek. Hadi. Görüyor musun? Eski atalarımızın tekniği. Nasıl bindi? Tir diye bindi. Haa. Çek. Çek. Gel abi. Adam mı? Canavardır ha, canavar o. Hangi çekiyorsun? Orijinal panda bu. Heh, panda, panda. Orijinal panda Cengiz abimizin ineklerinden. Gördün mü panda? 400 kiloluk ineklerinden olan panda buzağımız. Çekiyorsun değil mi kız? Çekiyorsun, çekiyorsun. Tamam. Sen de ne meraklısın kameraya be. Arabada basamadım. Ortadan çek, az yoksa tutarsın. Zapt edemeyin ya kızarları ya. Zapt edemeyin ya, yemin basmışsın Cengiz abi ya. Haydi. O da yemin verecek zorunlu abi ya. Hay maşallah, gitsin ya. Sırtından in, hadi. Hadi yavrum. Hadi. Yularına kaç oldu? Ya baksana fazla geniş. Bursa'da inek olur. He? Bursa'da inek olur. Nerede olur? İnegöl'de mi? İnegöl'de. Çek abisini. Kafa yapısı da güzel. Ortadan çek. Ortadan yavrum. Abi ortadan çek. Şavruyu bindiremeyeceğim. Damla da dolar, arabada yatacak. Allah iyi dolu damla. Açık bir şey salıver. Günler bu akşam koydunuz mu? Gel. Kim abi? Aç çoban var da senin. 4-5 tane var. Ya sen yeni diyorsun lan. Çobanla da yetmez lan, senin kazandın fırını. Bağla onu da. Kardeşim kurbanlık ha. 3 tane kaldı ufak. Ulan salıversin oğlum. 4 tane yavrum lan. Ayşemiz gelse bu ha. Ramazanlı. Gelse bu, gelse. Bakın nasıl yürüyün ya, tam da göstermiyor bu arada. Bu arabada hacı mal gibi dolmuyor lan. Allah'a dolmuyor. Hacı oğlum arabası gibi. Hacı oğlu ya. Hacıyım ben zaten. Ben hacının hacı oğlu ya. Ya daha rakı. Yarım daha rakı. Hacı oğlu ben. Gidelim mi ya senden bir? Gidelim, ikimiz gidelim sana. Vallahi iyi gidelim. He? İkimiz bir hacı gidelim sana. Burada bir zor durmuyoruz ki o. Yok, yeni alışverişe var. Benim kaya vardı. Arabistan'da hurbanı satmış. Hurbanın Arabistan'ın kurbanını ne böyle? Buraya bak lan. Anasını mengenden mi aldın? He. Mengenin malı da mal oluyor be. Oluyor. O da düğceden almış. Ben mengene çalışıyorum biliyor musun? Biliyor, mengene çalışıyorum. Görüyor musun? Sana devrettim ben mengeni kadar. Al. Hadi. Abi mengenden mal bir tane gel, gel. Gel arkadaşlar ya. Zamanı daha çok. Sal onu da bağlasın. Bağlasın düşse ver bana. Salacağım bunu oğlum. Bunu salıver abi, ufaklık bu, salıver bunu. Oyundan salıver. Lan salıver, sıkışı var arka, çok sıkışı yatağı. Ama oyundan gider. Oğlum salıver. Sal oğlum. Bitti mi? Son bir tane mi kaldı? 15 tane mal aldık ya. Hay maşallah. 15 oldu bu. 15 oldu. Kaç 15 daha yetişiyor? 150 lira 15 mal. Kaç pısa daha yetişiyor? Yetişiyor da 15 tane daha var. Sen de mal bitmez ya. Akşamdan sabah omuza al sen de. He. Çek abisin ya. Tamam mı şunlara ya? Ya. Çabuk be, Allah bereket versin. Anne sen de iyi geldin, denk geldin. Gel Rai yerim sana. Hadi bırak. Vallahi yerim sana. Allah razı olsun abisi. Hadi sağ ol. Yenge ne diyor? Su göstereyim abi, su. Su içeride, çeşme de var. Saldım kızları çayıra. Asya haydi gel. Gel gel gel. 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 Gel bakalım Asya. Gel. Gel. Gel gel. Gel.
Gel. Gördün. Gel. Hadi gel kız. Allah ayağına taş mı girmiş senin? Nallığa düştü kızın ya. Bizim kızın nalları düştü gene. Nal çakımına gelecekler. Başını çıkardık senin kaldı öyle. Ne yapıyor? Gelin içeride ver ötüs hadi. Gelin takip edin beni. Hadi. Takip. Takip edin kızlar. Neredesiniz göremiyorum. Heh işte ikiz kızlar. Kıskanmam birbirlerinizi gelin. Yeminizi dökerim sizin bir. Buzdolabılar gitti arkadaşlar. Dediğim gibi buzdolabıları biz 5 aylıkken falan satıyoruz işte. 3-4 ay emiyorlar. Sonra bir iki ay bakıyoruz. Ortalama 5 ay, 6 ay. Neyse. O şekilde satılıyor. 12 tane sattık. Ondan sonra bir o kadar daha var mı ki? 12 tane yok herhalde ya. Bir 10 tane daha var işte içeride. Onları da ayırdıktan sonra satarız. Gelin. Kilo almaya başladı cimcime kız. Işık yakınca ne oldu? Yanaş da iyi. Ha? Ya da burada yiyor. Çünkü o kız. Yiyor, korkma kız.